Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. YouTube kanalımda yeni bir günde, yeni bir pazarda yine sizlerle birlikteyim. Bugün Ağrı Meydan'dayım. Hemen zaten yanımda Abdullah kardeşimi görürsünüz. Hemen Ağrı'da olduğumu anlarsınız zaten. Meydana geldik. Bugün Perşembe ama bayağı da bir yoğun. Yayladan inen mallar var. Videomuza başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Sizlere çekim için çıktığım bu yolculukta bana destek olan Akum Tarım ve Hayvancılığa Furkan Bey'e teşekkürlerimi buradan sunuyorum. Ve ayrıyetten Gebze Şubesi'nden ve Ankara Şubesi'nden 2024 kurbanlıklarını gidip seçip alabilirsiniz. Hatta beni de çağırın, birlikte gidelim, alalım. Yerinize götürüp teslim edelim diyorum. Abdullah kardeşimle söze başlıyoruz. Aytekin abim, öncelikle tekrardan hoş geldin. Gerçi haberimiz yoktu, bizim için sürpriz oldu. Çağrı da gördüm. Ben yani fazla öyle duyurmayı sevmiyorum. Hemen hızlı yaşa, hızlı öl diyelim yani. Yine de hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Aytekin abi, gerçi bir şeylere değindi. Özellikle bu sezonda hayvanların yaylada inme sezonu. Ve hayvanlarımız da pazar dolu. Gerçi Aytekin abi çekiyordu. Biraz da videonun detayında da görürsünüz. Özellikle bu dönemde mal almak isteyen değerli arkadaşlar Aytekin abinin aracılığıyla bizlere de ulaşabilirler. Bir de Aytekin abinin söylediği Akum Tarım'dı değil mi? Evet. Akum Tarım'daki arkadaşlar da çok değerli insanlardır. Aytekin abi de eğer öneriyorsa bütün arkadaşlar gönül rahatlığıyla gider, bakar, gezerler. Çayla, en fazla çaylarını içersiniz. Oo. Sıkıntı olmaz yani. Onda şey yok. Yani gerçekten değerli bir insan. Yani şu çekimlerime destek veriyor. Evet. Yani sponsor diyeyim bir nevi de. Gerçi herkes oluyor. Siz de oluyorsunuz. O biraz daha detaylı oluyor. Yani o yüzden böyle, de öneriyorum yani. Böyle en azından katkı sağladığı için burada kendisine de ben de teşekkür edeyim. En azından bu tür yardımda bulunuyor ve ülke hayvancılık sektöründeki değerli bir abimiz Aytekin abiye destek verdikleri için. Sağ olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, hayvan alma sezonu başladı. Mallarımızın tamamı yayladan indi. Bugün gelmek isteyen arkadaşlar eğer istiyorlarsa Aytekin abiyle de irtibata geçebilirler. Tekrardan teşekkür ederim. Evet. Abdullah, şimdi burada kurbanlıkların baskısı belli oldu mu? Şimdi şu arkadaşlar da bilir ki yayla malı çok fazla baskı kilo atmaz. Atmaz da çok soran oluyor, o yüzden yani ben sana sorayım. Mesela bugün hala niye kilosu belli olmadığını izleydim. Bu sene arkadaşlar da çok iyi biliyor ki şap hastalığı vardı ve kendi mallarım dahi yaylada şap hastalığına düştü. Toparlanma süreci gerçekten de çok uzun. Uzun sürüyor. Ve toparlanana kadar kendini tekrardan kilo verme şansı yok. Neredeyse imkansızlaşıyor yani. Onun için eğer bu sene baskül kilo belli olmamasının sebeplerinin en büyük geni şap hastalığı. Aynen. Onun için çok fazla belli kilo yok ama 150 ile 160, 165 hatta kaliteli ise 170'e kadar da yani tahminen çıkıyor yani, onu diyeyim yani. Birazdan çekimlerimize başlayacağız. Umarım dışarıdan alıcılarınız gelir. Sıkıntı yok. Piyasayı öğrenir. Zaten sizde mevcut. Evet. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi bırakmayın. Bir sonraki pazar neresi ben de bilmiyorum. Çıkıp çekip geliyorum. Şimdiden yine teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ ol abi, siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Meydanınıza tekrar geldik. Kaç tane malın var abi? Şu an burada 5 tane var abi. 5 tane var. Evet, gerisi abi. Var mı? Gerisi var da parça parça getirdik böyle abi. Evet. Ağır ne istiyorsun bunlara? Bunların çiftine 150 bin dedik abi. Çiftine 150 bin dedik. Evet. Canlı ağırlık ne gelir? Bütün üstüne gelir. Bütün üstüne gelir. Hayırlısı, inşallah satarsın. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Hoş sefa gelmişsin. Sağ olun abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Siz iyi oldunuz, ben de iyi oldum. Allah razı olsun, baş tacısın. Maşallah diyelim. Abi sen
Ne istiyorsun çiftine? Abi çiftine 150 diyoruz. Canlı kilo 8-8-50 kilo arası. Yaylım balığı. Dayın yaylımdaymış. Evet. Fiyat 150 istiyor. Pazarlık payı da var yani. Müşteriye göre değişiyor. Doğru söylüyorsun. Hayırlısı, inşallah satarsın. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Hayırlı pazar olsun. Nasılsın? Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Kaç tane malımız var? 20 tane abi. Ne istiyorsun çiftine? Bunlara %35 lira. %35. Canlı ağırlık nedir? Canlı ağırlık 700-750 arası. 700-750 arası. Evet abi. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Daha erken. Doğru söylüyorum. Allah'a emanet, görüşürüz. Görüşürüz abi. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, hoş geldin abi. Sabah daha gözleri açamadım fazla. Vallahi güzel, bunu çekeyim. Burada güne erken başlıyoruz abi. Aynen, güneşe yakın yerdeyiz şu anda. Aynen, güneşe en yakın noktalarımızı aldıklarız. Hazırımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne istiyorlar bunlar? Valla sormadım. %35 bin istiyorlar. Sahibinin yanında. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç malınız var? 14. 14? Evet. Seneye kurban olur, kapak açar. Evet abi. Ne istiyorsun çiftine? Bunlara 87 istedim. Çiftine 87. Biterse kaça biter? Biterse 85'e biter. 85'e biter. Evet. Alıcım bol olsun abi. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiftine ne istiyorsunuz? Çiftine 90 istiyoruz. Çiftine 90, evet. Soran var mı, fiyat veren var mı? Fiyat veren yok daha. Daha erken diyorsun. Hayırlısı, inşallah satarsın abi. Hoş bulduk. Nasılsın, neyse. Valla. Saçları maçları kesmişsin, böyle beyaz yakışıklı olmuşsun. Allah razı olsun, iyisin inşallah. İyiyim, sağ olasın. Ne var ne yok. Çok iyiydi. İyi, iyi. Şu mu? Bu, bu. Şimdi bunu soralım, canlı kaç kilo? Bunlar canlı 650 civarında. Fiyat neyse. Çifti yani. Tamam, çifti. Çifti fiyatına 127 lira. 127? Evet. 120 yapmışsın ya. Yani o aralarda alınmış işin aşağısı, bir kar hesap vereceğiz. Ekmek alıyorsan tamam yani. Aynen, aynen. Kaç tane var? Burada 20 tane, 10 tane de burası, 30 tane. İşte. Ola çay ondan. Her gün meydana çıkıyoruz diyorsun. Aynen her gün. Gelsinler seni bulsunlar. Allah razı olsun. Şunları da çekelim. Evet, tane de. Bunlar simenten ama daha. Biraz daha bunlardan kaliteli gibi. Tabii. Bunlara ne istiyoruz? Bunlara da 145. Çiftine. Bunlara da 145. Maşallah. Bülent Aslan geri. Bülent Aslan geri. Aslan hayvancı. Numaranı da söyle. 0536-245-9559. Aradıkları zaman bu numarada her zaman açık ulaşırlar her zaman. Allah senden razı olsun. Patron bu mu? He budur. Nasılsın abim? İyiyim abi. Yok, hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne istiyorsun bunun çiftine? Bunun çiftine... 110. 110. Sana bir şeyler yapar, sana fazlalık yaparız. Bana mı? Aynen, sana yaparız. Hadi bakalım. Çek çek, bile çek al. Tamam. Çifti 110. Bunları da soralım. Selamünaleyküm. Başım üstüne hoş geldin, safa geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Allah razı olsun, sağ ol. Siz nasıl, iyisiniz? İyiyiz. Ne istiyorsun bundan çiftine? Ona 125 istiyorum baba. 125. Evet. 650 gelir mi çifte? 600'ün üstündedir. 620-610 kilo gelir çörük. Abi hoş geldin. Hoş bulduk.
Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Tanıdın. Tanımadın ya. Gezede oturduk, hatırlıyorsun. Evet. Numaran var sizde. Seni kim tanımaz? Durumu nedir inşallah? Yani Hayri silah geldin Ağrı'da. Aynen. Dünya küçük işte. Aynen öyledir. İyisin inşallah abi. İyiyim. Sattın mı malını? Sattım evet. Nasıldı? Orta derece yüksek. Valla şu anda piyasa en ucuz hayvandır yani. Bunun dışında yok yani. Hayvanlar ucuz. Ucuz da işte sana ucuz, ötekine pahalı. Hayvan ne şey. Ya şimdi Türkiye ortamına baktığın zaman her şey uçmuş yani. Bir yani yerinde sayan hayvandır yani. Doğru. Hayırlısı herkes satsın malını. Aynen öyle. En pahalı hayvan. Emek veriyorlar. Hayırlısıyla. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Başı mısın abi? Bu zafa geldi. Kendine dikkat edin, Allah'a emanet. Kendine iyi bak abi. Sağ ol. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Kurbanlıkları çekelim dedik. Kaç tane var? 22 tane var abi. 22 tane. Kaç kilo bunlar? Tattır mı hiç? Tattara gidin mi? Tahmini 500. Ne istiyoruz? Bunlara 90 istedim. 90. Şöyle bir çekelim. Bu tutman almak isteyen gelsin. Fiyatlar 90. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Sağ ol abim benim. Hoş geldin. Açıyor, açıyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne istiyorsun çiftine? 117. 117. Evet. Soran oldu mu? Fiyatların oldu mu? 112, 113, 114. O civarda verir. Aynen. Baba bırakma. Hayırlısı inşallah satarsın. Eyvallah abim benim. Senin malın nerede? Ha burada mı? Ha bunlar. Ya çek bunları. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 110 istiyorum. 110. 110. Çifti. Çifti. 110 istiyorum. Burada her şey çiftine. Çiftine tabii tek değil. Çiftine 110 mu? Bu mal tam 700 kilo geldi. Tarttım. Tarttım 700 kilo. 700 kilo. 110 istiyorum. 110 istiyoruz. Pazarlık var ama yine. Tabii pazarlık fayda var ya. Peki bitense kaça bitecek en son? Vallahi 6-7'ye biter yani. 106. 105'e 106'ya biter ya. İnşallah alıcısı gelir satarsın. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Gel bunları da çek, gel. Bu mal benimdir, gel. Bunlar da senin ha? Ben bu 74,5 verdim ya, ben vermedim. Çifti ha. Tanesi 37,5'a düşer. Sen kaç istiyorsun? Ben de 6. 5,5. Verirse vereceğim. 75,5, 76. He. Öyle vereceğim. Güzel mi abi? O kadar güzel değil dayı. Bedebadır abi, bedebalar bunda hiç. Merhaba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Kaç malın var? Burada 20 tane var abi. 20 tane. Ne istiyorsun? 75 istiyoruz. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Veren var. 73-72 veren var. 73-72 veriyorlar. Ay peder 75. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin inşallah? Elhamdülillah. Kaç tane malın var? 45 tane malım var. Ne istiyoruz? 75 istiyoruz. Fiyat veren var mı? Soran vallahi var mı? Soran var da fiyat veren yok. Hadi. Evet. Benden sonra inşallah satarsın. Soran olur. Teşekkür ederim inşallah. Şöyle dolanayım zaten. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Durumun iyidir. Çok şükür. Ne var ne yok? Merhaba. Nasıl durumun iyidir hem de? Çok şükür, değil mi? Çek bizim malı çek. Kaç tane var? 15 tane. Ne istiyor? 97. 97. Evet. Fiyat veren oldu mu? Soran oldu fiyat mu? Fiyat 93 veriyorlar, vermiyorum. 93 veriyorlar, vermiyorum. Evet. Kurtarmıyor diyorsun. Yok, kurtarmıyor. Doğru valla. Kurtarsa zaten hemen satılır burada, mal kalmaz. Allah'a emanet, görüşürüz. Teşekkür ederim.
Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Satıldı mı bunlar? Yok be, müşteri bekleriz ya. Satılacak. Müşteri bekleriz. Ne bileyim, öyle işaret koyunca dedim ben. Yok ya, hani kaybolmasın diye meydan kalabalık ya. He. Ve nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim, çok şükür. Sen nereden seçiyorsun ya? Vay oldu gelmeyeli değil mi? Kurban Bayramı'ndan önce gelmiştim. Evet, evet. Kurban Bayramı'ndan sonra pazarlar kapandı zaten, evet. Şaptan dolayı. Evet, evet, evet. Şimdi kıpırdanma başladı, biz de tekrar hareketlilik oldu. Dedim bir çıkayım, bir çekeyim. Hoş sefa geldin. Gitmeden millet fiyatları öğrensin. Hoş sefa geldin, sen ne yapıyorsun? Ne istiyoruz bunlara? Enişte bunlara ne istiyoruz? Öyle bir bekliyorsun. 90. Çifti 90. Evet. Besilik. Besilik. Baba hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne istiyoruz bu tümelere? 57 çifti ya. Çifti 57 istiyoruz. İnşallah. Burada düğmeler var. Çifti 75. 70 miydi? 75 lazım. Çifti 70 bin. Düğmeler. Çekimler için bana destek veren Akum Tarım ve Hayvancılığa ve Furkan Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi Akum Tarım ve Hayvancılığın 2024 yılı kurbanlık satışları başladı. Hepinizi Gebze Şubesi'nde, Ankara Şubesi'nde kurbanlıklarını görüp seçip almanızı tavsiye ederim. İletişim numarasını videomun açıklama kısmına bırakacağım. Adımla arayın. Hatta gidip malınızı gördüğünüz zaman çağırın, geleyim, birlikte pazarlığımızı da yapalım. Malınızı alıp çiftliğinizi teslim edelim. Size de bir video paylaşalım derim. Şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Birçok pazara sizlerle birlikte gidip dolaşıp paylaşımlarımı yapacağım. Zarar edin ufus diyalım. Kardeş en ayakını sen bana almıştın. Allah satış için yap ya. Abi bismillah abi, Allah sana 75. Sen inanmıyorsun bana. Hacı. Sen, hacı Allah sana 75. Bizim yüzümüz kesmiyor. Hacı da canı sağ olsun. Baba 75 Allah satana buyurun. Dayı kerem. Hacı var bir an hacı. Hacı var bir an. Hacı abdi bin yazar kum cepte abdi çan yuma ye ayak üstün ge. Yok yok kadez done. Abi ne şey yapar Allah razı olsun. Ya abi Nacam için sat ya. Yemin için. 5'e. 5 4 4 4 boyu kadar izle ya. Ya cebe sağ ol. Boyu kadar izle ya. Tamam abi. Bismillah sana. Ya kestim ya. Neydi abi? Nadir. Canat bire tek aşağı ya. Tamam. Çek orada çek çek. Tamam abi 4 4. Abi valla 5'e vermem. Valla. Geçsin abi. Ben sana söyledim. Bura 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 bura. Zarar yedim ben ya. Kafamı yiyeyim. Bakalım. Pazarlıklar uzun sürüyor. Eskisi gibi değil. Bu 75 istiyor. Çiftine bakalım. Bravo. Abi valla zarar ya. Müslümansın ya. Satıldı mı? Satıldı baba. Kaça bitti? 45 mi ya 45. Abi, çifti 45. Bu şeyleri bekliyoruz abi. Atarım sen edersin. Yani meydana çok mal gelmiş. Hepsini çekmeye çalışıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam Aytekin abi. Nasılsın, iyisin? Sağ ol abim benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Satılık düvelerim var. Aynen öyle abi. Kaç Aytekin tane? Kaç tane? 14 abi. 14 tane. Ne istiyorsun? Seneye kurbanlık. Bunlar 57 olur abi. 57 olur. Aynen, çifti. 400 kilo gelir mi çifti ya? Hemen 250 falan gel. Hayırlı satışlar olsun. Sağ ol Aytekin abi. Allah'a emanet. Görüşürüz abim benim. Abicim sen hoş geldin. Sedat abi nasılsın? Nasıl? Hoş defa geldin abi. Ne var ne yok? Pazardayız abi, çalışıyoruz. Gelsene abicim, niye kaçıyorsun? Şuna bak abi, çok kiloydu. 100 kiloydu, gelmiş 100 kilo. Apo kaçıyor gördün abicim. Nasılsın? Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç tane var? Bunlar 20 adet abi. 20 adet? Evet.
Ne istiyorsun çiftine? Bunların çiftine 78 istedik abi. 78. Abi şaka yapıyor, biz 75 diyoruz. Sen göz, abicim niye su fiyatı istemiyorsun? İnsanlar geliyor pazar yapıyorlar. Şu an Türkiye bunu izliyor. Tamam, abi şu an Türkiye'nin en ucuz pazarı Arı pazarı. Abi çek abi. Sedat o abi. Piyasaya daha hakim. O da Sedat. Bak o da Sedat. O piyasaya daha hakim. İkimiz de Sedat. Biliyoruz, bulup buluyoruz ben. Sedat abi pazarın gülüyor. Şimdi evet. Arı'nın pazarı yapıyoruz. Eski yapıyor. Arı'nın pazarı Türkiye'nin en ucuz pazarıdır. Haftanın 5 günü pazar var. Her gün burada rapor yapılıyor. Güzel şekilde mal çıkıyor. Adam gidiyor mesela haftada bir yerden malı tamamlıyor ama burada tamamlayıp aynı gün çıkıyorsun. O yüzden herkese tercih ederiz Arı pazarı. Toplu. Toplu en az. Yüksek derecede alacak olan Arı pazarı. Her taraf hayvan. Aynen. Şöyle bir tur atayım. Abicim sabah yavrum. Balıkçı Sedat. Kalite düşmanı Sedat. Kalite avcısı. Her şey var Sedat abide. Sedat abi Allah'a emanet. İnsanlık bizde, adamlık bizde. Sen de öylesin tabii. Eyvallah Allah razı olsun. Herkesi bekleriz biz. Gelirler merak etme. Yanında Samsun'dan gelip mal alan kardeşim var. Hoş geldin sen de benim gibi. Hoş bulduk sağ ol. Yani sağ böyle ol. Baktığın zaman zaten Karadeniz olduğun hemen seçiliyor. Evet. Ne aldık? Buradan 200 tane dana aldık. Kurbanlı. Evet, 4 araba. 4 araba. Bugün 4. arabayı göndereceğiz Allah izin verirse. İnşallah. Yüklerken çağır beni bir tık çekelim. Evet, 3 günden beri buradayız. Maşallah. 3 günden beri buradayız işte. Arabamız doldu. Şu anda evraklar yapılmasını bekliyoruz Aytekin abi. Yaparlar. Evrak sıkıntısı olmuyor burada fazla. Hani evet. Olsa da aksaklık hallediyorlar. Evet. Sıkıntı yok. Evet, evrakta sıkıntı yok işte. Ay sonundan sonra bir kısıtlama gelecekmiş evrakta. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Malımızı aldık 2024 kurbanlığımıza. Allah hayırlı yapsın inşallah. İnşallah inşallah. Yüklerken de çekeriz. İnşallah. Tatlı bir an olarak kalır. İnşallah Aytekin abi. Eyvallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Nerede gördün? Seyrettin mi beni? Beğeni yaptın mı? Bir daha seyrettiğin zaman beğeni yap. Bak bu videoyu attığım zaman da yorum yap. Tamam mı? Hadi bakalım. Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sattın mı, aldın mı, ne yaptın? Sattık abi sabah ya. Lan ben satışları var ya, çekeceğim diye kaçırdım ya. Valla sabah çekelim biraz erken gelecek. Abi takip ediyoruz. Yani, biraz yorulmuşum, geç geldim. Yo, satışlar altın iyidir valla. Biraz durgundur piyasa ama piyasa yüksektir yani. Her yerde yüksek. Aynen öyle. Şunlar küçük başları çekmedim de bir çekeyim diye şey yaptım. Abi buralım küçük başlar 7, 8, 9 değişiyor. Evet. Sahibi o mu tercih? Abi geliyorum. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz Aydın abi. Baba ne arıyorsun? Heh koyunları çek. Erkek toplu değil mi bunlar? Evet. Kaç lira istiyor? 9500. Çifti? Evet. 9500. Ağrı'da küçük baş fiyatı bu. Ondan aşağı da var, yukarı da var. Tabii canım şimdi soracağız hepsini. Selamun aleyküm, ne istiyoruz bunlara? Merhaba, bunlara 7,5 istiyoruz. 7,5. Bunlarda erkek toplu kuzu var. Hayırlı işlerin olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne istiyorsun fiyat? 9000 abi. 9000. Yediden 10'a kadar var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne istiyoruz bunlara? Abi bunlara 8200 istedik. Dişi mi erkek mi? Erkek hepsi. Erkek toklu. Evet toklu abi. Bunlar ne? Bunlar kısır yaşlı koyun. Yaşlı koyun. Evet yaşlı koyunlar bunlar. Ne istiyorsun? Bunlara mı? Çiftine 6,5 istiyorsun. Çiftine 6,5. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne istiyoruz fiyat bunlara? Valla fiyat biz zaten kaçar da satsa kazanmıyoruz. Kazancı yok. Şu anda canlı kilo yani 90'a geliyor. Canlı kilo 90. He. Hiç sattın mı? Valla satıyoruz tabii. Hani kaç tane getirdin? Eğer
Mal elimizde çok var. Çok var. Çok var. Yani gömlek yani 100 tane, 150 tane alıp satıyoruz. Maşallah. Bir de bu Tarım Bakanı ile ilgili bir soru çıkarmazsa kazancımız gene az çok olur. Tarım Bakanı akşam bir mesaj attı bana. Ne yaptı? Ne yaptı diyor, ay birine kadar bundan sonra hiçbir sevksiz, küpesiz hayvan giriş çıkış yapmasın. O zaman her köye birer memur koysun. Evet. Adam sardığın zaman arabanın üstüne küpesini yapsın. Şimdi 2 yıl önce küpesiz buzağları, kuzuları, oğlakları kesimi oluyordu sevk yapılırken. Yakaladı mı tarım hemen orada götürüp mezbahanede kesiyordu. Yani, 10 günlük, 1 aylık fark etmiyor. Sonra onu ne yaptı? Küpesiz buzağların kesimini, işte kuzuların kesimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararnameyle yasakladı. Tamam. İşte biz bir karantina süresi koydu. Şimdi o, geri mi döndü bu iş? Ha, şimdi biz de o yasağa karşıyız. Mesela ben şahsım da o yasağa karşıyım. Ama bu sev konusunda bize çok sıkıntı yaratıyorlar bu Tarım Bakanı. Hangisi gelirse diğerinden daha kötü işler çeviriyor bize. İşte o memurların köy köy dolaşması lazım. Dolaşmayı da bu şey. Mesela ben şimdi kelepçi bir insanım, alım satıcı bir insanım. Her yerde çevrem geniş. Mesela ben şimdi bu kuzuyu satsam atıyorum Bakursa götüreceğim veyahut da Erzurum'a götüreceğim. Evet. Gideceğim diyeceğim köpeğe sev ver bana. Köpe yaparım 21 gün bekle. Ben ya. Şimdi bu hayvanı Erzurum'un birine sattığım zaman 21 gün ben o hayvana mı bakacağım yoksa da ben kendime bakacağım. Yani saçma sapan bir yasalar çıkarıyor. Onların da kendine göre kuralları var. Yok, ama ama değildir, bürokrasiyi kendi, yumuşatmak o mesela, lazım. Mesela, yani insanın şimdi sen 45-50 yaşındasın diyelim. Evet. Ama bu köyde 70-80 yaşında adam var. Gelecek şehre, ilçeye bu sevkle şundan uğraşamaz. Dediğin gibi memur gelecek, bakacak, hayvanı görecek, her işlemini halledecek. Şimdi orasıyla bak ben demek istediğim nedir? Şimdi onların belli bir kuralları var, doğrudur. Kurallarına katılıyoruz. Bu bizim işimiz, onların işi gibi. Saat 12 oldu mu yemek mesaisine gidin. Saat 1'e kadar kapalıdır, bu daire gelmiyoruz diye değildir. Bizim ne gecemiz belli, ne gündüzümüz belli. Yani ben oraya tarıma gittiğim zaman, bu malı sattığım zaman birine acilen bana sevk verilmesi lazım. 21 gün bekle, ulan 21 gün o hayvan yaşar mı acaba 21 gün sen bekletiyorsun? Ver sevkini, sen olmayınca kim bakacak ona? Ver şimdi, ver sevkini adamı, adam da çalışsın, eli dönsün. Zaten her şey alın başını gitmiş, daha ne istiyorsun vatandaşlar? Tamam. Yeter yani, yeter artık. Gerçekten utansınlar yani. 21 gün. 21 gün yani. Merhaba. Sorunlar böyle işte. Vallahi sorunlar çözülmediği zaman sorundan kalıyor. Eğer çözülse o sorunlar giderilecek. Keşke. Ha, o da insanların elindeki bir kanundur. Mesela bir devlet memurüne bu parası da veriyor, eşantiyonu veriyor, öyle değil mi? Hani evet, otorit devlet diyorlar ya. Bazı insanlar için geçerli, bazı insanlar için de geçersiz yani. Mesela bir işçi sınıfındaki olan bir devlet memuru, kamu yönetim memurluğunu yapıyor. İşçi sınıfından emekli oluyor, 1,5 trilyon para alıyor. O da bu şahsın yaşındadır, öyle değil mi? Peki bu adam da çiftçilik yapıyor, bu adam ne alıyor? Bari adamın sevk malını ver. En az da %20 kaba yem desteğini hibe şekli ver. Da o da var. Mesela sen devlet memurlarına ema veriyorsun, öyle değil mi? Mesai saati veriyorsun. Adam 9'dan geliyor, 1,5 aynı şekilde belli 8 saat veya da han dala vereceği memur da zaten hiç çalışmıyor, o da 1 saat çalışıyor. Tamam abi? Ha, geri kalanı o nemayı ona verene kadar bu çiftçilere de en az da bir kaba yiyeyim desteği. Benim mesela 100 malım var, ona göre senede bir 100 torba yiyeyim bana vermesi lazım. Arkadaşım 500 tane malı var, ona da 500 tane yem hibe vermesi lazımdır. Bu iş dönsün ha. Sağlık bakımından bir şey demiyorum. Kanun işi, devlet işi esastır. Kanune tabi olan şeyler nedir? Bu mal sağlıklıysa mecburen bunun sevkini verecek. 21 gün değil, 1 ay. Mesela ben Antep'e mal götürüyorum, bunu açıkça ifade edip. Bazen orada çalışıyor, niye burada çalışmaz? Bu kanun insanların elindeki bir kanundur. Bu ha, mal benimse de hastalıksa vermesin. Hani hiç devlet olmasa da şahsa da mal veriyoruz, nasıl ver? Diyoruz 3 güne kadar bu malın sorunu benim üzerimdedir. Hastalığı mesela, sersemliği, öyle değil mi? Vatandaşını mağdur etmemek için nedir?
rahmetli Uzal dediği memurum işi biliyor, vatandaş da işi biliyor. Ha, biraz da ilimli şekilde birbirimizi idare edecek şeyi, ama bunu defalarca da yine de tekrar yap. Hastalık mal değil yani. Benim malım sağlıklıysa rapor vereceksin yani. Doğru. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ha, İnşallah. Gerisini ben bunu yine abime ifade edeyim, raportajda bazen diyor. Bunu mesela bu adam, bu şahıs bu işi yapıyorsa devlet buna bir katkı verecek. Devlet, devlet çiftlik sahibine veriyor, fakire, fıkara vermiyor. Tamam mı? Zenginler götürüyor, zenginler. Evet, böylece sesimizi duyuralım. Tamam, kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin baba. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ olasın, Allah razı olsun. Getirmişsin güzel kurbanlıkları. Tamam. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Kaç tane getirdin? 24 tane. Canlı kaç kilo geliyorlar? Buna canlı 550-600 arası. Evet. Fiyat ne istiyoruz? 25,5. 125,5. Evet, çiftine. Çiftine, evet arkadaşlar. Görün böyle de. Alan hayırlı olsun şimdi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Çekmeye devam ediyorum. Seni de alalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nereden geldin abi? Ankara'dan geldim diye. Ankara'dan. Ama Ankara'dan önce bir sürü yere gittim, o ayrı bir şey. Her yeri gezdin, öyle geldin. Geze geze geliyoruz. Ne istiyorsun bunlara? Ben benimkiler değil, ben biraz başlarında durayım gibi. En azından biri soracak sana, sen de fiyat söyleyeceksin, bilmiyor musun? 140 diyorlar. 140 diyorlar. 140 ha? Diyorlar. Zengin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika. Görüşürüz. Görüşürüz abi, kendine. Nasılsın abi, hoş geldin. Eyvallah. İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Şükürüm sizin mi? Evet. Hazırlık mı oluyor karşısında? Var gibi bir şey. Ben onu yetişemiyorum pazarlıklara da. Tıkır tıkır satılıyor vallahi. Kaç tane var burada? 32 tane Aytekin. Ne istiyoruz? 120 dedik, 115'e bırakırız abi. Son 115 dedik. Kilo ne gelirler çiftin? Çifti 600-650 kilo arası. Ne ha? Daha bu da akşam yayınımdan geldi. Daha o yem falan hiçbir şey görmemiş. Yayınımdan geldi. Satmasak bugün ahıra bağlanacak yani. İnşallah satarsın. Kaça satıldı? Kaç? 249. 4 tanesi 249. 204 tanesi 249. 1, 2, 3, 4. 4 tanesini aldım. Devam et konuşma. Değil mi? Bir dakika. Kaça bir? Ne başı bari. Çifti 125 lira. Çifti 125. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Kurtmadı ben. Haber abi ya, kurtmadı ben. Kamera al. Hayırlı olsun. Nesin bu tarafa bak, nesin? Daha bitti abi, bitti. Abi çifti 125 lira ağrı hayvan borsasında hayvan kara bursa olmuş. E odur abi, kilosu 300 lira. Ne ucuzdu ya? Abumar ucuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın dayı? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Bu sıcakta böyle bekliyorum. E ne yapalım ya? Ekmek parası. Evet. Kaç tane var? 10 tane. 10 tane var. Ne istiyoruz? Abla 80 dedik. Çifti 80. 80. Soğan var mı? Fiyatların var mı? Vallahi müşteri fazla yok. Oluyor müşteri oluyor bazen. Oluyor da yani sana uymuyor. Soran oluyor, uymuyor, anlaşamıyoruz yani. Fiyatlarda anlaşamıyoruz, olmuyor. Hayırlısı inşallah abi. Şöyle göstereyim. Bir de şu abimizi çekiyorum. Aslında devlet bu neyle atmak lazım? Yem, kepek bunlar pahalı, o yüzden hayvan satılmıyor. Girdiler, maliyetler yüksek olduğu için maliyetler yüksek. Yüksektir zaten. Her şeye karşı bakarsan bugün hayvan her şeyden ucuz. Nasıl ucuz? Hem pahalı hem ucuz. Eşya bakıyorsun, eşya fiyatına bakıyorsun, hayvana bakıyorsun. Birbirini tutmuyor yani. Evet.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Sağ ol. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın? Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Çekiyoruz işte. Evet. Yerli. Bunlar yerli 2024'ün kurbanlığı. Ne istiyoruz? Bunların çiftine 64 milyar istiyoruz. Alıcı almıyor. Beğenmiyor. Pahalı buluyor. Aynen öyle. Mazot bağlı, yem bağlı. Bir şeyler uyduruyor adam. Altında çıkamıyor. Seneye kadar diyor saklasam kaça vereceğim. Bir önceki sene bu sene olacağını bilmiyorduk. Fiyatların böyle olacağını bilmiyorduk. Seneye de bilmiyoruz. Yani kimse ileriyi bilemez. Zaten hayvan değil. Yani. Her şeye karşı yine hayvan ucuzdur. Gıdaya karşı. Sene, geçen sene mazotu kaç para alıyordu, bu sene kaç para alıyordu. Her şeye göre yine hayvan ucuzdur. Evet. Fındığın kilosu kaç para? Biz kare 50 TL. Aynen. Mazotun litresi 40 TL. Gel de altında çık. Doğru söylüyorsun. Hayırlısı inşallah satarsın. Kaç tane var? 19 tane var abi. Ne istiyoruz? Bunlara çiftine 85 lira istiyoruz. Tabi pazarlık payımız da var ya. Evet. Canlı kilo ne gelirler? Canlı kilo 500 civarı falan. Çift 500 civarı. Evet hemen hemen gelir ortalama. Evet. Ortalama 500 civarı. Hayırlısı inşallah satarsınız. İnşallah abi. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Ağrı Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun birinci bölümünü tamamladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takibi bırakmayın. Abone olun. Beğenide bulun. Yorum yapın. Sizler için çekimlere devam edeceğim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşça kalın. Allah'a emanet.